Ucuza ve güvenilir FIFA coin satın almak istiyorsan aşağıdaki linkten satın alabilirsin. Her zaman söylediğimiz gibi bu oyuna para yatırmanıza gerek yok. Her sene vermiş olduğum taktiklerle milyonlarca coins coins'i kadrolar kurabilirsiniz. Coin almak her zaman en son seçiminiz olsun. Cümleten Selamlı Öküm kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoyla daha birlikteyiz arkadaşlar. Bugün FIFA 20 haberlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki FIFA adına haberlerde en doğru adresesiniz. Geçen sene dediğimiz her şey harfi harfine oldu. Bu sene de aynı şekilde olacağını düşünüyorum. Öncelikle videoya başlamadan ekranda arkadaşlar kapak yüzlerini görüyorsunuz. Bunlar şu anda fanlar tarafından dizaynlanmış olan kapaklar. Bunlar hakkında yorumlarınız nedir? Önümüzdeki sene kapakta kim olmalı? Zaten bunu videoda da konuşacağız ama sizler de yorum olarak yazabilirsiniz. Aynı zamanda arkadaşlar şu anda ekranı görmüş olduğunuz gibi kanalın bütün izlenmelerinin yani çoğunluğu abone olmayan kullanıcılar tarafından geliyor arkadaşlar. Eğer sizler de bu videoları izliyorsanız ki demek ki beğeniyorsanız abone olmayı düşünebilirsiniz. Eğer abone olup videolarımı beğenirseniz beni çok ama çok mutlu edersiniz sevgili dostlar. Hepinizi çok seviyorum. Şimdi dilerseniz direkt videomuza başlayalım. İlk olarak Türk stadyumlarından videomuza başlıyoruz sevgili dostlar. Biliyorsunuz ki PES 2019'da Şükrü Sarıçoğlu stadyumu oyuna eklenmişti ve bu Türk kamuoyu tarafından güzel bir etki yaratmıştı. Hatta PES de aklını kullanarak trailerında direkt Şükrü Sarıcıoğlu'na yer vererek Türk medyasının PS e olan ilgisini arttırmış sevgili dostlar. Bu tarz şeyler gerçekten de özellikle Türklerin sosyal medyadaki gücünü bildikleri için bu tarz firmalar bunu kullanıyorlar sevgili dostlar. Ben e, PES'in komünite menajeri olan Graham Day ile Twitter üzerinden bir konuşma gerçekleştirdim. Ve bu konuşmada arkadaşlar Fenerbahçe Stadyumu'nun bütün analizi görsel olarak e, en ince detayına kadar olan analizi toplamda 1.5-2 haftalık bir süreçte yapıldığını söylendi. Yani 1.5-2 hafta bir süreçte stadyumu gezerek arkadaşlar böyle başarılı dizaynlar ortaya çıkarılabiliyor. Bu da demek oluyor ki eğer FIFA 2019'da bunu ya FIFA 20'de özür diliyorum bunun olmasını istiyorlarsa sadece bir buçuk iki hafta boyunca bir stadyumumuzu güzel bir şekilde siken edip ve bunu oyuna eklemeleri gerekiyor. Ama ve lakin şu anda arkadaşlar e, üç büyüklerden iki tanesiyle stadyum yönetimleriyle konuştuğum zaman e, özellikle Galatasaray ve Beşiktaş'cıyım arkadaşlar bu iki kulüple şu anlık bir e, ilgi yok. Öyle bahsedeyim sizlere. Şu anda herhangi bir e, girişim bulunmamakta. Şimdi zaten Şükrü Selçoğlu da Fenerbahçe Stadyumu da pesin elinde olduğu için büyük ihtimal o da FIFA 20'de olmayacak. Yani dolayısıyla şu anda Türk Stadyumları ve FIFA 20 arasında herhangi hiçbir etkileşim maalesef ama maalesef yok sevgili dostlar. Zaten eğer olursa bu kanalda direkt bunun haberini sizlerle birlikte duyuracağım. Biz de hepimiz olmasını istiyoruz. Ama ve lakin şu anlık haberler için söylüyorum. Şu anda biliyorsunuz ki daha çok erken, daha Mayıs ayındayız. Ee, önümüzde daha 3-4 aylık bir oyuna ekleme süreci var. Dolayısıyla bu süreçte zaten sürekli FIFA 20 videoları yapacağımız için şu anlık, anlık güncelleme olarak konuşacak olursak üç büyüklerin veya Türkiye'den herhangi bir stadyumun oyunda olması söz konusu değil. Ve şimdi geliyoruz hepimizin istemiş olduğu Türkçe spiker mevzusu arkadaşlar. Biliyorsunuz ki önceki oyunlarında Türkçe bile yoktu FIFA'nın arkadaşlar. FIFA daha sonradan oyunumuza Türkçe getirdi. Sağ olsun bizi komüniteye özellikle İngilizce bilmeyen kardeşlerimiz için çok daha tatlı bir durum oldu ve tabii ki ülkemiz özel güzel bir olay oldu. Türkçe alt yazılar ya da Türkçe menüler. Bunu biliyorsunuz PES, PES çok daha önce yapmış hala devam ediyor. Biliyorsunuz ki menü hazırlamak tabii ki spikerlikten daha kolay. Benle sizler için bana çok soru sorduğunuz için arkadaşlar birkaç tane sağ olsun kanalımızı takip edin abilerimiz iyi yerlerde çalışan güzel abilerimiz sayesinde tatlı bir sohbet gerçekleştirdik ve size şunu söyleyebilirim ki sizin şu anda aklınıza gelecek olan bütün spikerlerle en kralına kadar görüşüldü ve EA Sports tarafından herhangi bir girişim olmadığı benim tarafıma iletildi. Bu spikerler arasında arkadaşlar en iyileri de var. Şimdi isim vermek istemiyorum kimseyi sen altına bırakmak için ama aklınıza gelebilecek bütün en iyi spikerleri bir araya koyun arkadaşlar. Hiçbirine EA Sports'tan gelen resmi bir teklif yok. Bunu zaten yakın zamanda kendileriyle de video çekerek anlatacağım. Ama ve şu anda isim verip kimseyi zan altına bırakmak istemiyorum. En krallarını düşünün arkadaşlar ve şu anda en krallarına bile gelen herhangi bir Türkçe spikerlik teklifi yok. Dolayısıyla şu anda şu ana kadar bir teklif olmadıysa da arkadaşlar Bundan sonra da FIFA 20'de Türkçe spiker olmayacağını üzülerek sizlere söylemek istiyorum. Çünkü bütün videoları hazırlamak, bütün ses kayıtlarını, bütün koşulları hazırlamak aynı ses tarafından ve bunu oyuna eklemek gerçekten de uzun zaman alan bir süreç. Özellikle en az 2-2,5 aylık bir süreç. Eğer ki esports böyle bir şey yapacaksa zaten bunu çoktan yapmalıydı. Şu ana kadar olmaması büyük ihtimal FIFA 20'de de olmayacağı anlamına geliyor. Ama tabii ki videolarla sürekli bu konuları konuşacağız. Hep olumsuz şeyler söylüyorsa diyecekler için şimdi sizlere güzel bir haber veriyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz ki son aylarda Bean Sports ve FIFA ortak çalışmasıyla arkadaşlar e, oyunu yayınır Bean Sports 4'te Bean Sports haberde yayınlanıyordu. Zaten bunun gelişimini size öncelikle şöyle anlatmak istiyorum. İlk önce EA Sports Türkiye'deki büyük yayıncılar arkadaşlar para vererek Pro Clubs vesaire oynavalarını sağladı Twitch üzerinden. bunu tahmin spor sponsor olarak yaptı. İnsanların oyunu ilgisini ölçmek için yaptılar. Bunlardan direkt Bean Esports'a yayınlar başladı. Bu olay böyle böyle gidiyor. Zaten aklı ve mantığını kullanan bir insan FIFA'nın ülkemize yerleşmek istediğini çok rahat bir şekilde anlayabilir. Ünlü yayıncılar yapmış olduğu sponsorluk ve Bean Esports'taki yayınlar zaten bunun habercisi. Önümüzdeki sene ülkemizde arkadaşlar lokal bir lig düzenleneceğini ben düşünüyorum. Bunun da hemen kanıtlarını sizlere şöyle anlatabilirim. Biliyorsunuz biliyorsunuz ki ve Sivas Spor bu e spor FIFA e spor konusunda adımlarını attı. E, ünlü spor yorumcuları arkadaşlar Serdar Alçelikler, Uğur Karakullukçu gibi isimler de zaten biliyorsunuz ki FIFA ile ilgili çekler yapıyor ama Serdar abi Serdar Alçelikler biliyorsunuz ki bir e spor takımı açtı arkadaşlar. Bir sunucunun bile böyle bir şey girmesi zaten FIFA'nın e spor olarak ne kadar ilerleyeceğini ülkemize gösteriyor. Bana kalırsa hiçbir zaman başarılı bir e spor olamayacak bu oyun çünkü oyundaki şans faktörü var. Hiçbir e spor oyunda şans faktörünün olmaması gerekiyor. Genellikle yetenek bazlı olması gerekiyor. Fifa da bunu aşabilir aşma gücü de var her türlü şey de var dünyanın dediğim gibi en zengin şirketlerinden bir tanesi her şey yapma ve gücüne ve yetisine sahip dolayısıyla arkadaşlar bunların hiçbir hayal değil FIFA isterse her şey olur ama sizlere vereceğim mutlu haber FIFA 20'de lokal bir ligin olması lokal bir ligin olması ne demek biliyor musunuz arkadaşlar eğer ki ilgi olursa FIFA 21'de Türk ikonlar Türk stadyumlar ve Türkçe spiker demek EA Sports önce bir ülkeye giriyor eğer ülkenin marketinde tutunabildiğini görünce hemen oraya yatırım yapıyor bizim ülkemizde de arkadaşlar bu sene yayınlarla ve Twitch reklamlarıyla ülkemize girdiler. Ülkemize girdiler baktılar etkileşimlere falan beğendiler arkadaşlar. Önümüzdeki sene lokallik olursa ki bence %99 olacak arkadaşlar. E-Sports ülkemize yerleşmiş olacak. E-Sports ülkemize yerleşince ne olacak? FIFA 21'de Türkçe spiker, Türkçe ikon, Türk sadımları her şeyi görebileceğiz. Çünkü E-Sports sadece para kazandığı yerden oynar. Bir sonraki konumuz arkadaşlar Barcelona'nın PES ile olan anlaşması daha doğrusu Mars Barcelona'nın Konami ile olan sponsorluk anlaşması biliyorsunuz ki bu senenin sonunda bitiyor arkadaşlar. FIFA maalesef tekerleştiği için diğer futbol oyunları da kendini küçültmeye devam ediyor. Önce Şampiyonlar Ligi lisansını kaybeden PES büyük ihtimalle arkadaşlar bu sene Barcelona'nın da lisanslarını kaybedecek ve FIFA'ya geçecek. Şimdi bunun getirileri ne olacak EA Sports açısından öncelikle bunu konuşalım. Biliyorsunuz ki bu sene Real Madrid, PSG gibi Juventus gibi takımlarla yani dünyanın en büyük en lider takımlarıyla anlaşması olan EA Sports... Dünyanın en ekol takımlarından birisi olan Barcelona'yı da bünyesine katacaktır arkadaşlar. Bu da demek oluyor ki önümüzdeki sene Ronaldo ve Messi e, olayı birazcık daha değişecek. Messi'nin mesela orta orta olan work rate'leri büyük ihtimalle high medium veya high low şekline dönecek arkadaşlar. Bu da demek oluyor ki artık Barcelona'da oyuncuların inform Kartlarının ve özel katlarının çıkması öncesine göre daha kolay olacak. Artık Messi severler için, Barcelona severler için FIFA'da daha güçlü bir takım olacak. Biliyorsunuz ki FIFA'nın sponsorluğu bulunan takımlar oyunun özellikle kickoff ve online sizin kısımlarında hatta ve hatta ultimate ettiğim kısmında bile çok daha iyi oynuyor. Bunu örnek vermek e, örnek verecek olursak arkadaşlar biliyorsunuz ki bu sene Ronaldo Juventus'a gittikten sonra işte Cuadrado'lar, e, Douglas Costa'ların reytinglerinin artması gibi gibi birçok olay yaşandı. Dolayısıyla Barcelona'da önümüzdeki sene FIFA 20'de e, eğer ki EA Sports'ta anlaşırsa ki ben bence %99 anlaşacak önümüzde daha farklı bir sene olacak. Ve şimdi geliyoruz arkadaşlar Türk ikon kısmına. Evet hepiniz bunu çok merak ediyordunuz arkadaşlar ve şimdi sizlerle birlikte Türk ikon mevzusunu konuşacağız. Ee, ben biliyorsunuz ki futbolcularla falan video çekiyorum. Çoğu arkadaşım da e, futbolcu futbol içinde olduğu için önceden futbol oynamış çok sağlam isimler arkadaşlar. Size herhangi bir teklif oldu mu şeklinde e, sorular sordurdum. Kendilerinde bana vermiş olduğu cevapları sizinle birlikte paylaşmak istiyorum. Öncelikle benim adaylarım arasında arkadaşlar biliyorsunuz ki işte e, Tanju Hakan Şükürdür gibi gibi bu tarz isimler var. Şimdi EA Sports e, siyasal olaylar veya sosyal hayata çok önem veriyor. Bunu örnek olarak şöyle özetleyelim. Robinho Biliyorsunuz gibi e, tecavüz vakasından dolayı şu anda hala mahkemelik ve bu yüzden Robinho'nu şu anda FIFA 19'a kart yok. Hakan Şükür'e biliyorsunuz ki siyasal bir olaya karıştığı için e, böyle bir kartın çıkması zaten mümkünatı bile yok. E, dolayısıyla hani çoğu kişi Hakan Şükür hani ben siyasi olarak şöyle böyle ama çıksa oynarım diyen arkadaşları da bu şekilde cevap vermiş olalım. Hakan Şükür'ün FIFA 20'de olma gibi bir lüksü yok. Bunun dışında benim sordurabildiğim isimler arkadaşlar... E, Sevgili Tanju Çolak'a e, ulaştık. Kendisinin herhangi e, böyle bir girişim olmadığı söylendi. E, zaten biliyorsunuz ki olabilecek e, nadir isimlerden birisiydi kendisi. Ve onu da maalesef ki bu şekilde elemiş oluyoruz. Sevgili Tugay Kerimoğlu hocamıza ulaşmaya çalıştım ancak kendisi ulaşamadım. E, aynı zamanda kendisi ulaşamadım bir, bir diğer isimse arkadaşlar. Rüştü Reçber. Yani daha Rüştü Reçber ve Tugay Kerimoğlu'nun büyük ihtimalle ikon olma olasılığı yüksek. Özellikle Türkler tarafından. E, Tanju Çolak. Şifo Mehmet gibi önceden futbol oynamış çok sağlam futbolcu arkadaşlar maalesef ki özellikle Bülent Korkmaz gibi isimlerle ulaştık ve bu isimlerin arkadaşlar FIFA 20'de herhangi bir ikon olma konusunda bir anlaşma yapıldı maalesef ki maalesef gözümüze çarpmıyor sevgili dostlar. Önümüzdeki sene benim soramadığım iki isim var dediğim gibi Tugay Kerimoğlu, Tugay Hoca ve... Ee, Rüştü hocamız Rüştü Reçber, Rüştü Reçber abimize de soramadık. Bu iki isim dışındaki arkadaşlar bütün e, ikonları, bütün iyi futbolcuları bir araya koyun. E, Hiçbir maalesef ki FIFA 20'de yok. E, bunu bana sağlayan arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. İsimlerini vermelerimi istemediler. Ama dediğim gibi bu isimlere ulaştık sizler için. Ve maalesef ki maalesef arkadaşlar bu isimler FIFA 20'de yok Tek bir şansımız var o da Tugay Hoca ve Rüştü Hoca. Umarım onlardan birisine de ulaşma şansım olur ve bir sonraki videoda da sizlerle onun hakkında konuşma şansı buluruz sevgili dostlar. Ve geliyoruz son kısmı arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Cristiano Ronaldo bu sene bir tecavüz vakasından dolayı mahkemelik olmuştu ve EA Sports da bunu hemen önlem alarak bu tarz konuları gerçekten de çok önem veren bir şirket bu arada onu da söyleyelim. E, Ronaldo'nun bütün resimlerini falan FIFA'nın menülerinden ve yeni kapak dizaynlarından Çıkarmış Biliyorsunuz ki şu anda satılan yeni basılmış FIFA'larda Ronaldo'nun yüzü yok sevgili dostlar. Bundan dolayı FIFA 21'de veya FIFA 20'de her neyse bundan sonraki oyunlarda ben artık Ronaldo ile bir anlaşma yapacaklarını düşünmüyorum. Çünkü bu sene her ne olursa olsun bir mahkeme de olsa başka bir şey de olsa oyundan kaldırmaları bana çok enteresan geldi. Bunun da bir e, yani sonuçta bu bir dava doğru olabilir doğru olmayabilir ama senin böyle bir şey yapmanı e sports olarak bana çok saçma geldi. Hele ki milyonlarca dolar ödediğim bir isimden oyundan silmek çok mantıksız geldi. Şu an ekranı görmüş olduğunuz kapak üzeri konuşuyor arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Neymar'la olan bir anlaşmaları var ve Mbappe'de dünya tarafından sevilen sayılan ve günümüzde bana kalırsa geleceğe dair en fazla umut veren futbolcu arkadaşlar. Kesinlikle dünyanın en iyisi olacaktır. Messi Ronaldo gibi üst üste balon doları alacağından kimsenin şüphesi yok. Dolayısıyla EA Sports'un arkadaşlar uzun bir anlaşma yapıp böyle 5-10 senelik bir anlaşma yapıp Kylian Mbappé ile bir e, kapak yüzü anlaşması yapılacağı konuşuluyor. Gerçekten EA Sports tarafından da çok tatlı olacaktır. Çünkü her sene yeni kapak yüzü aramaktansa en azından dünyanın bence en iyi futbolcusu olacak Kylian Mbappé'yi e, kapak yüzü yaparak uzun senelerce kendini rahatlatabilir. Videonun başında da belirttiğim gibi arkadaşlar bu bilgilerin hepsi doğrudur. Eğer bir yanlış olduğunu görüyorsanız bana belirtebilirsiniz. De. Ben de size bunları kanıtları ile birlikte iletirim. Aynı zamanda videonun başında görmüş olduğunuz gibi izleyicilerimizin arkadaşlar çok kısmı maalesef ki abone olmayan kanallardan gelmiş. Bundan dolayı yeniyseniz abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Bundan sonraki videoyu Allah kısmet ederse iyi bir antrenör, iyi bir futbol yorumcusuyla arkadaşlar tatlı bir yayın yapmayı düşünüyorum. Hepinizi çok seviyorum. Hepinize mutlu pazarlar. Video beğenmeyi paylaşmayı, yenisinize abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun, hoşçakalın.